Gittik. Bak geçen bölümde. Şuradaki, burada bir balinanın yüzdüğü bir yer var. Balina mı, bir balığın yüzdüğü bir yer var. Burada bir hazine vardı. Ben buradaki hazineyi aldım, savaştım. Ordu yıpranmış vaziyetteyken geldi şuradaki adamlar bize vurdu. Birkaç tur oturma seansımız var arkadaşlar. Birkaç tur oturacağız. 38 bin gold para var. Nüfus 3 tur içerisinde artacak muhtemelen. 3 tur içerisinde nüfus 4 olduğunda şu dördüncü binayı upgrade'leriz. Ardından bina 4 olduğu için derin muhafızlar açılır. Çok güzel. Derin muhafızlardan basarız. Hazine basarız. Şurada yeni binalar açılır. O yeni binalardan da basar hallederiz ya. 10 numara. 10 numara. Şimdi şeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Lord'un geri gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü bizim Lord öldü ve diğer Lord'ları kullanmak birazcık masraflı. Yani sadakat oranlarına falan dikkat etmen gerekiyor. O elemanlar sıkıntı çıkartabilir. O yüzden farklı bir ordu yetiştirmeyeceğim şimdilik. Tek orduda ilerleyeceğiz. Böyle seri seri tur geçmenin bir yolu olsa keşke. Bir 4-5 turluk farmlama evremiz var. Bu ordu ben öldürmedim, düşman öldürdü. Topları açmaya çalışacağım. Jixmert. Topları açmaya çalışacağım. Dostum bilmem Discord yazarak Discord linkine ulaşabilirsin. Kum saatinin yanındakiler ne işe yarıyor? Hepsini anlatırım. Tur zamanı bir geçsin de. Ben çıkar kardeşim, beni dövüyor mu? Niye kavga ediyorsunuz ki? Ortatak afiyet olsun dileğin için teşekkür ederim, eyvallah. Lan arkadaş, oyuna bir beni koymamışlar herhalde. Şövalyeler falan geçiyor oradan. Tiranlar miranlar geçiyor. Tam 2-3 dakika sürüyor herhalde bu tur atlama mevzusu ya. Yo 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 yo. Ya hasarlı zırh ya da silahlar paslı. Kaç tur? 3 tur. E tamam, ben 3 tura orduyu anca şey yaparım zaten ya. Hadi zırhı onaralım. Gelen etkinliğin rezaletliğine bakar mısın? Bu kum saatinin etrafındakilerden şu hedefleri gösteriyor. Oyunu uzun vadede ya da kısa vadede kazanabilmek için buradakileri yapman gerekiyor. Misal kısa vadeli bir zafer için 6000 kötü şöhret puanına ulaşman lazım. Şu an oynadığımız Korsanlar serisinde kötü şöhret puanı kazanıyorsun. Limanları yağmalayarak, tayfanı kullanarak, diğer insanları öldürerek ve korsan koyu kurarak falan. Aynı zamanda vampir kıyısı, dehşet donanması ve Norska kabilelerini yok ediyorsun. Ve şu aşağıda görmüş olduğun binaları, bölgeleri kendi hakimiyetin altına alıyorsun. Bu sayede oyunu kazanıyorsun. Şu seçenek diplomasi ağacı. Burada diğer krallıklarla diplomasi yapabiliyorsun. Örneğin hani şu herife gidip kardeş bana dalma diyebiliyorsun ama biz buna bana dalma diyemiyoruz. Çünkü bu barbar. Yani bunun kafa basmıyor. Bununla iletişim kuramıyorsun. Ama şu herife falan dersin misal yani. Abi bana vurma. Adam da der ki yo vuracağım. Bu aşağıdaki seçenek diplomasi ağacı. Yukarıdaki seçenek araştırma ağacı. Teknolojileri geliştirdikçe birliklerin daha hızlı savaşıyor, daha iyi savaşıyor yahut yeni yeni özellikler elde ediyor. Burası makamlar kısmı, sen bir vampir korsan olduğundan dolayı donanmana yeni elemanlar ekliyor, yeni lordlar ekliyor ve filonu kuvvetlendiriyorsun, daha güçlü bir hale geliyorsun. Burası törenler kısmı. Gerekli şartları karşıladığında bir ton özellik veriyor. İşte kimi asayiş arttırıyor, kimi tüm orduları sise karşı dirençli yapıyor falan filan. Son sekmede hazineler ve haritalar sekmesi. Burada da bilinen hazinelerin nerelere saklandığı, nerelere gizlendiği yazılıyor. Gidip oradan hazineleri bulup tomarla parayı alıp gidebiliyorsun. Olay bu şekilde yani. Kraliçe mi basayım? Kraliçe basamam ki daha. Bir turu daha var bunun. Aa, 3 turu varmış lan. Bu hariç 2 turu daha var.
Enes, geçmiş yayınlar Samet Güngör Live YouTube kanalına yükleniyor. Ayinlerde kraliçe var, kraliçe bas. Basamam. Fraksiyon liderinizin 12. rütbeye ulaşması gerekiyor. Biz 11. rütbedeyiz. Bir saniye, niye basamıyorum ben onu? Ha pardon, özür dilerim. Lord 12'ye basıldığında bu açılacak. Lord daha 7 level. Fraksiyon lideri dediği bizim Lord, gelgitlerin kraliçesi. Master. Ne olacak gelecek tur? 1245 olacak. Neyse, iki tur seriyi geçelim, daha adamları falan basacağız zaten. Seri seri geçeceğiz turları, yapacak bir şey yok. İkinci orduyu yapabiliyorsun değil mi? Evet, yapabilirim. Şu an basabilirim ikinci orduyu ama toplam param iki orduyu birden bakmaya yetmez. Ankara'da okundu. Bence ileri sarma işe yaramıyor ya. İkinci bölümü kaçırdın, bir şey kaçırdın mı? Kısmen. Kısmen. Kimler barış anlaşması imzalamış? Ve haritayı aç. Kesinlikle. Tur atlama süreleri beni de oyundan soğutuyor ne yazık ki. Bu turda bir bok yapamayacağız. Vampir yozlaşması %100. Güzel. Hortlak birimlerini falan ikmal edebiliyoruz. Henüz Lord yetiştiremem. Lord gelecek tur. Gelecek galiba. İki tur sonra yeniden yerleştirilebilecek diyor. Tamam. Hem Lord gelecek tur yerleştirilir. Hem bina basılır burada dördüncü kademeye. Hadi seri bir tur daha. 45.000 para biriktirmişiz abi. 45.000. Keşke turlar seri geçse de işte rahat rahat oynasak ya. The Sea Father tasks me to destroy you. Why shouldn't I? Hayırlar ola? Hediye mi? Abi farelere şey mi vereceğim? Şu saatten sonra farelere haraç mı vereceğim? Ancuklara bak ya. Bak ağzımdan nimet varken küfür ettirdi. Şu saatten sonra farelere mi şey yapacağım lan? Farelere mi haraç vereceğim? Bu fareler kaşındı aga. Orduyu basıp o farelerin üzerine gitmek farz oldu artık. Evet, tur bitmiyor. A storm comes and you are in the eye. Hayırdır şövalye kardeş? Hayda, savaş ilan etti. Oğlum sen ne canına güvenip bana savaş ilan ediyorsun ya? Bizim Lord öldü ya şimdi. Bizim Lord sahada değil. Orduyu falan göremiyorlar daha. Cebimizdeki parayı da göremiyorlar. Lavuklar kendilerini bir şey zannetti. Gelecek tur mu çıkıyorsun lan? Abi 3800 gelirle de ikinci ordu basılmaz ya. Ya da ikinci orduyu basalım lan, ne olacak? Bize sadakaten yüksek olan kim? 2-7, 2-7, 5-10. Bayağı sadakatli bu lord bize ya. Nerede 5-10?
Gel. Ölüleri de çağırabiliyor bu. Aa, bu bizim lordun ordusuna falan amiral olarak atanabiliyor. Sadakati 6'da 10. Güzel. Bu ne abi? Sairinler. Büyüleyici saldırılar yapar da eset saçar. Şuraya Prometeanlar. Şu Yaskulleri gördük. Yaskuller harbiden acayip kuvvetliydi bu arada. Gel buraya. Şehrin içine gel. Sairinler ne işe yarıyor? Bunlar uçuyorlar mı? Ne yapıyorlar? Sairinler yakın piyade üniteleri. O zaman nasıl yapalım biliyor musun? Bu çürüyen Prometeanlar da normal bildiğin çürüyen Prometeanlar. Menzilli ünite değil. Biz menzilli ünite konusunda zaten hep bastızız. Doğru düzgün menzilli ünite basamıyoruz ki. O zaman sen şöyle yapıyorsun şimdi. 4 tane piyade. 4 piyadenin yanına 4 tane tüfekçi. Aklı niyetine 4 tane iskorpit köpeği. Ardından bunlar da aslında şey yakın menzilli piyade. O yüzden bunlardan basmayacağım. Şunlar çok korkunçlardı, yasgüller. 2 tane yasgül ver. Ya da 5 tane yasgül ver. 4 tane. Abi bekle. İskorpit köpeklerinin sayısını bir arttır. Ardından 3 bundan, 3 tane de bundan ver. Menzilli ünite sayımız az oldu gerçi böyle ya. Neyse 7 tura hayvan gibi bir ordu kiralamış oluruz. İnşallah bu orduya bakmaya gücümüz yeter. Buna bakmaya gücümüz yeterse, yetip de diğer orduya bakmaya gücümüz yetmezse sıkıntı. İkinci video YouTube'a 1-2 gün içerisinde gelir. Melih, köpekleri tank ünitelere daldırdık biz. Yoksa köpekler iş yapıyor. Biz köpekleri tank ünitelere daldırdık. Tank ünitelere daldıklarından dolayı köpekler iş yapamadı. İkincisine gelir yetmeyebilir. İkincisine de şey yaparız. Abi gelir yetmezse gider ilkine bir yeri yağmalatırız. Oraya otururuz. Böyle hareket ederiz. Savaşa girersem askerleri göstereceğim. Güçlü adamlar dalıyor, ölmüyorum kızır kurt, ne yapayım? Zephyrus hoş geldin, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Canavar adamları yok mu ettiler? Aha bizim Lord da göreve hazır. Şu Lord'u al bakayım gruba. Şimdi gemiden birim yetiştirecek bu Lord. Yerel dolu. Yerelde bir tane ordu basılıyor zaten. Zombi korsan topçu çetesi. Bunlar iyi iş yapıyorlar mıydı ya? Bir saniye, bu elemanın da base'ini upgrade'leyelim hazır para varken. Buradan nereye ilerlenebilirler şimdi? Dümen lekesi, vampir yozlaşması ve birimler için bakım maliyeti. Aa. Nekrolit heykeline gidilebilir mi buradan? Gidilebilir. Önce şunu alalım. Önce şunu alalım. Gelecek tur Nekrolit heykeline doğru ilerleyeceğim. Çünkü bunu 5 level yaptığım için o Nekrolit heykeline de gidebilirim büyük ihtimalle. 10.000 dukat param falan da var. Böyle büyük ünitelerden basabilirsem hem menzilli hem de ayı gibi tank ünite. Bir de yürürken ateş edecek bu Nekrolit heykeli. Bence biz bunu parçalarız. Biz bunu her türlü üretir parçalarız.
Sana ne yetiştirebiliriz şimdi? Birimler değil, şuradan. Ölüleri uyandırabiliriz senin için. Şişmiş cesetler falan filan var. Ama zombi ordusuyla da iş yapmaz ya. Küreselden alırsam çok pahalıya gelir. Küreselden adam almam. Topçuları nasıl olsa kullanacağım. Şu 6 topçu bir üretile dursun. Ordular burada basılsın. Bir iki tane ordu basıyoruz abi. Ordular basılsın, rahat edeceğiz. Aa, keyifli seyirler. Yüzüklerin Efendisi serisi çok güzel ya. Ben de bir ara oturup tekrar baştan bitireceğim. Ne oluyor? Götün götün uzaklaşıyoruz mekandan. Niye? Bilmiyorum ki korsanların hangi birimleri kertenkele adamların dinozorlarına denk olur. Ozan hoş geldin. Time of Tour teşekkür ederim iyi yayınlar dileğim için. Hoş geldin. Baş belam geliyor. Abi seri başladı başladı, bu herif benim başıma bela aldı ya. Bir ara ben sana iki orduyla falan bir gireceğim, sen bir dur. Şimdi canımın içi, hemen şuradan Necrolith heykeline doğru ilerliyorsun. Teşekkür ederim. Buradaki ordu ne alemde? 4-5 tura tamamlanacak. Tamam, çok güzelsin. Şimdi buraya bir ordu basılabilir mi? Namlı alaylarım var mı benim? Yok, namlı alay yetiştiremiyorum. 6 tane zombi korsan topçu çetesinden yaptım. Bunları zaten adamları yarmak için kullanacağım. Geri kalan üniteleri de yerelden almam gerekiyor. Wrong place. Wrong time. Ya da bekletelim. Önce bir gelir durumumuza bakalım. Ondan sonra duruma göre Necrolith heykeli falan filan yaparız. Şu an suya inmeyelim de Allah muhafaza böyle başımıza çok fena işler gelebilir. Bir de buradan bina tarayıcısı değil de şeye gelsene. Gerekli rütbe 8, sadakat 5. Tamam, level aldığında bu adamları filo kabin amiri, mühendisi falan filan da yapacağım. Güzel. Benim seri seri Lord spamlayıp kasmam gerekiyormuş aslında demek ki. Neyse abi, şu ordunun olmasını bekleyeceğiz artık. Bu ordu olmadan diğerine ordu basamam zaten. Mecbur bekleyeceğim. Hayaletlerden alabilirim tank olarak ama o sadece binanın içerisinde basılabiliyor. Bizim gemide bir şey basılamıyor ne yazık ki. Eğer o Necrolith heykeline gidersek gemide basılabilecek. Gemide efsane yaratıklardan basabileceğiz. O da yok edecek büyük ihtimalle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Time of Tour sağ olasın. Bilmiyorum Kızılkurt, daha önce hiç oraya şey yapmadım. Daha önce hiç oraya Lord koymadım. İlk kez oynuyorum. Ne yapıyorsun ulan? Bizim ordu toparladığımızı gördüler ya. Buradaki elemanlar cadı avcılarınız üzerimize yollamış. Ulan var ya, Lord kim vur diye gidiyor daha az da. Daha yeni dirildi Lord yani. Bir daha bir sakatlanırsa harbiden kötü olur ya.
That is not my mission. Daha bir leversin ve bende parabol biliyor musun? Bende parabol olduğu için ne yapacağım biliyor musun? Suikastçı yetiştireceğim. Zeki, pusu savunma olasılığı, disiplinli. Liderlik artı yakın saldırı. Gel. Onu bizim... Bu ne lan? Hadi bir düzenle bakalım suikast. Belki başarılı olursun. Ha öldüremiyor. Daha yeni doğduğu için hareket edemiyor. Pardon. Bu arada ben ikinci orguya bakacak parayı bulamayacağım galiba ya. Oti, Prime'ın avantajını kullanarak ikinci ayını kutlamış. Oti, teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın, hoş geldin. Umarım yayında keyifli güzel zaman geçirirsin. Hoş geldin tekrardan, sağ olasın. Evet, mecbur gelecek turu bekliyoruz. O suikastçı hayalet çok önemli ünitelerden biri ya. Bayağı kalıplı baksana. Yasgüllerin gelişmişi gibi bir şey galiba. Bizimkiler hem vampir hem korsan hem hayalet. Hepsinin kırması var. O yüzden adamların birlikleri de güçlü. Gelecek tur orada bırak adamını, ben onu indireyim bir güzel aşağı. Ve ikinci orduya bakamıyorsam şayet, bakamayacak durumdaysam ana orduya vereceğim arkadaki orduları. Ana orduyla gidip yardıracağız. Arkadakinin ordu dursun. Öyle yapacağım Kızılkurt, öyle yapacağım. İkinci ordudan adam alıp birinci orduya vereceğim. Geri vites. Oticim, iyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim, eyvallah. A foe too far. Şimdi sen buradan Necrolit heykeline doğru ilerle. Ya da tayfaya gelen turbaşı tecrübeyi de arttırabiliriz ama parayı şimdilik ezmeyelim. The seas are my domain. Abi bizim ikinci ordu olayı yalan oldu galiba ya. İlk ordudaki adamları atıp sanki bunları alsak daha mı iyi olur? Bir normal vaziyete geç. Şunları bir al benim gruba. 20'de 20 oldum da. Gel buraya tekrar. Onlar değil. Şu zombileri ver. En kötü zombileri atacağım da dursun şimdilik. Ahoy. Birazcık daha yaratık gelsin, ben bu lordun ordusuyla saldırırım. Ama şu yaratıkların gelmesi lazım bir an evvel. Gerçi adam da diriltebiliriz yani. Adam diriltiriz, dirilttiğimiz korsanlarla ikinci orduyu yaparız. Zaten dirilmiş adamların maliyeti bayağı ucuz oluyor ama. Önce bir ordu adam akıllı basılsın. Aa, burayı da upgradeleyebiliyor muyum? Upgradeleyebiliyorum galiba. Tamam. Bu arada hazineden aldığımız parayı çok güzel emiyoruz ya. Hocam şeye de almıştık ama. Kurtların saldırdığı üniteler bayağı tank ünitelerdi. Yani yine bir vampir korsana saldırmıştık. İki tane kurtum vardı zaten. O iki kurt vampir korsana saldırmıştı. Ve o vampir korsanlar da üst level vampir korsanlardı. Ondan dolayı ölmüştük. Sadece adam oyalamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Adam oyalaması amacıyla da almıştık. Yani bu sefer oyalama amacıyla da almayacağız. Adamların okçu grubunun arasına süreceğiz bunları. Çünkü hızlı koşuyorlar ve hızlı koştuklarından dolayı herhangi bir şekilde şey yapamayacaklar. Adamlar vurkaç yapamayacak. Hani yürürken ateş etme mekanizması olanlar var ya.
çok ağır tank olmadığı sürece müdahale edemeyecek bize. Evet, para bitiyor. Yine mi geldin lan? Dur, ben senin önünü kestireceğim şimdi. Az önce hayalet bastık. İt herif, ben senin önünü kestireceğim şimdi. O parayı nasıl kastın? Hazine avına çıktım. Bu fraksiyonun olayı bu. Şuradaki elemanlara yakalanmadan hazine avına çıkıyorsun. Alabildiğin kadar para almaya çalışıyorsun. Bretonyalıların ordusunu mağlup et. Görevlere bak. Neyse, hallederiz. Şimdi bir saniye, şu sur kadar olan arkadaşı bana bir verebilir misin? Canım, şuna bir suikast düzenleyecek misin sana zahmet? Başarısız. Eyvallah. Eyvallah, daha zaten tecrübesiz eleman. Tecrübesiz olduğundan dolayı başarısız olması çok normal. Blood kiss of the seas. Bu arada harbiden yetmeyecek ha. Vay, buranın leveli falan arttırılabiliyor da 10.000 dukat bir kalsın bir saniye. Lord'a ver. Lord bunu niye 6. seviyeye çıkartamıyor? Artı 32. Gelecek tur bunu artı 10'layabiliyorum. Buralardan da basılabilir. Necrolit heykelini gemiden bastığıma göre buradan basmayacağım. Şuryen Leviathan'lar buradan basılacak. Havan toplarını falan basabilirim. Aynen, iki turda toplar falan gelir böyle. Top mühimmatları gelir. Başka ne yapılabilir burada? Her yere vampirsel yozlaşma yayabiliriz. Hazineyi de al. Abi 10.000 dukat bıraksaydım ya. Dur lan, yıkma. Abi bina basmıyorum. 10.000 dukat kalsın, o büyük nekrolit yaratığından basmak istiyorum çünkü. Admiral of the fleet. Dur. Kardeş. Yes, the winds blow true. Gel bir bezdeki adamın oraya. Yaz gülleri al. The sea knows. Şunları iptal et. Ben bu adamın, ben bu hatunun ordusuna bir tane de nekrolit şövalyesi falan basacağım zaten. O zaman şöyle yapalım, bunlar vurkaç yapacaklar değil mi? Bunlar öncü mevziler, iyi yakın dövüşçüler. Abi bu elemanlar da pek cacık yapmayacak ya. Bu elemanlar da pek iş yapmayacak. Bak, en güzeli şöyle yapalım. Tamam, bu orduları bastık da en azından orduda tutup bakım masrafının ırzına geçmeyelim. Zombi korsan topçuları verelim. Bu adam sadece şehirde kalsın. Bunun içerisinde de bir tane şey basarız. O nekrolitten basarız, nekrolit devinden. Her şeyi halleder o. Gemiyi upgradeleyeceğiz bir tur. Gelecek tur nüfus gelecek. Nüfus 2 olacak. Gemiyi upgradeleyeceğiz. Gemiyi upgradeledikten sonra nekrolit heykelinden basacağız. Nekrolit heykelinin basımı bittiğinde her şeyi hallederiz. Gerçi nekrolit heykelini yolda da basabiliriz. Dur. Şu para binasını basalım. Topçuları da basalım. Bizde ikinci bina atacak göt yokmuş ki. Niye bizde ikinci bina atacak göt yok? Hazine avı başarısız oldu. Neyse, kötü oldu, ne yapalım? Devi ben de görmek istedim ya. Daha buzdolabına mı gireceksin? İyi girmeler kanka. Necrolis heykelinin savaşta avantaj sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü teşekkür ederim abim. Kabir Kralları serisinde bir tane akrep savaşın seyrini çok çok hızlı değiştirebiliyordu. Umarım bu da hızlı bir şekilde değiştirebilir. Yanıyor mu? Ondan gireceğim, yanlış anlama.
İyi serinlemeler mi diyeyim, ne diyeyim? Evet biliyorum, menzilli. Menzilli olması beni daha çok sevindiriyor ya zaten. Yani uzaktan kuracağız elemanı, böyle havan topu gibi hasarı verecek. Ya yani savunma savaşında kullanacağız ağırlıklı olarak. Düşman bize gelene kadar lambur lumbur lambur lumbur çakacaklar. Ne yiyorsun? Bir şey yemiyorum. Kamerayı açabilirim birazdan. Bretonyalı tüccarlar nerede acaba? O Bretonyalı tüccarların orduyla da bir fight yapmak isterim ya. Şimdi at ağızlı kardeşim, hem çirkin hem at ağızlı olan. Vur bakayım şu elemana. Bak 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 bak. Hala mı başarısız ya? Adam 2 level oldu arkadaş. Adam 2 level oldu. Bizim elemandan gelen saldırıları def ede ede adam 2 level oldu ya. Hadi şöyle yapalım. Ölü çağırma maliyetini düşürelim. Diğer orduyu ölülerden kuralım. İkinci orduyu çünkü ancak ölülerden gelen parayla falan bir şeyler yapabiliriz ikinci orduya. Yani evet, avcımızın leveli artmış. Suikast başarı olasılığın artsın. Sartos'a da buna vermeyeceğim leveli. Parayı saklayacağım. Çünkü gelecek tur o nekrolikten basmaya başlayacağım. Kamerayı aç, yemeyiz. Ne gibi? Bunu suikastçı yapacağım. Bunun gibi bir tane daha tutup onu savaşçıya çevirebilirim. O kadar dert değil. Zaten para bol çıkartabiliyoruz elemanları. Şu nekrolikten basalım. Güzel bir savaş yapmak istiyorum açıkçası. Tur geçene kadar ben minik bir çiş molası vereyim arkadaşlar. Ardından gelince de kamerayı açalım, böyle yardıra yardıra devam edelim. Kusura bakmayın, tur araları uzun ve tur araları uzun olduğu için ne yazık ki pek fazla bir şey yapamıyorum. Yani normalde yaptığımız işlem çok basit. 10 dakikada bitmesi gerekirken yarım saate uzuyor çünkü tur araları uzun. Geliyorum hemen. Ay, geldim. Adam da bize mi şey yaptı? Oo, düşman fraksiyonuna ait cadı avcısı Charles'e suikast girişiminde bulundu. Korkunç bir hata yaptı ve bu esnada yaralandı. Aslanım benim, sen hayırdır lan? Bina kadar adama suikast düzenlemeye mi çalışıyorsun? Hey yavrum, hey be. Ablam level almış. Ablama bir level verelim. Sataşmayla millete debuff atabiliyor. Çok güzelsin. Al bakayım. Ve artık şu şeyi basalım mı? 3 tur mu? Nekrolit heykeli. Abi biz bundan 2... Ya madem 3 turda basılıyor. Ooo, gemiden zibilyon tane adam spamleyebiliyorum. Tamam, bekle.
Bakım masrafları 342 gold. Ona göre dikkatli olmam gerekiyor. Bir 3 tane basalım mı? 6 tane şeyim var. Menzilli ünitem var. 4 tane piyadem var. İskorpit köpeklerini salalım ya. 3 tane iskorpit köpeği yeter. 1500, 1500, 1500, 1500. Hatta 2 tane iskorpit köpeği yeter. Ya ben bunu hem baksana. Bunun zırhı var, liderliği var. Menzilli hasarı da çok yüksek. Menzili de çok yüksek ve yürürken ateş edebiliyor. Ben bundan 4 tane basar gittiğim yeri yargılar çıkarım abi. İnşallah. İnşallah. Ama 3 tur daha bekleyeceğiz arkadaşlar ne yazık ki. Aslında bunu Lord'un ordusuna katıp tecrübe kazandırmak lazım ama nasıl yapalım? Şöyle yapalım. İskorpit köpeklerini at. Gel bakayım Lord'un ordusuna. Hem suikastı geliştiririz hem savaşçı yaparız. Lord'un ordusunda can da alır. Baksana abi herife ya. Adam zaten burada yargı dağıtmaya gelmiş. Binanın içerisine sokamam seni muhtemelen. Çünkü şu an asker alma modunda. Başka ne yapabilir? Bir tane daha mı zombi topçusu alsa? Yok zombi topçusu alma. Küreselden acaba hayalet mi bastırsam? Bastıramam. Param yok. Bir tane de piyade alayım be. Bir tane de piyade alayım. Lord'un burada oturmaktan kıçının kılları ağrıyacak. Da asıl kıçının kılları ağrıyacak olan biziz çünkü 3 tur sürecek anasını satayım basımı. 3 tur. Da 3. turdan sonra bir gider milleti yıkmaya başlarız artık yavaş yavaş. Sakin olacağız. Sabırla bekleyeceğiz. Yüzüne ne oldu? Kamerayı yeni açtım. Ne olmuş olabilir ki yüzüme? Bir tane dev basacaktım. 4 tane bastım. 4 tane bastım. Bence daha iyi oldu. Kesinlikle, kesinlikle. İlk başlarda geri planda tutacağım. Savaşta Hortlak kardeşi. Hortlak kardeş iyice level aldıktan sonra da düşman ordularının üzerine salacağım. Aynı Kertenkele Adamlar senaryosunda olduğu gibi. Dinozora bindirip saldık ya milletin içine. Yok ettirdik herkesi. Aynı o şekil yok ettireceğim. Bu arada korsan koyu kurmayacağım artık ya. Ya yerle bir edeceğim ya da işgal edip yerleşeceğim. Yok zarar etmeyiz ya. Zarar etmeyiz zannetmiyorum. Ya 4 kere 3 12 100 1200 gold. Hadi 1400 gold civarı sokabilir. Bizim 1800 goldumuz var. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Bu seri yarıda kalmasın. Hiçbir seri yarıda kalmayacak. Merak etme. Hepsine devam edeceğiz. Şövalyeler kendi arasında askeri ittifak kuruyor. Teigan şövalyeleri falan. Kurun anam, kurun. Asker topluyor lan bu herif fazladan. Not likely. Absolutely not. Birader sen burada ikinci orduyu basacak adamı nereden bulabiliyorsun? Bak burada başına bela olacağım biliyor musun? Buraya gelemezler arkadaşlar bu arada. Yani Sartosa'nın garnizon gücünü karşıya almaya kimse göze alamaz. İki tur kaldı. İki tur. Sabret gelip tekleyeceğim seni. Bunlar da askeri ittifak yapmışlar. Atla turu direkt. İki tur kaldı abi. İmparatorluk ve Elf serisi niye yarım kaldı? Onlar yarım mı kaldı? Bence tamamlandı. Bizim garnizon çok kalabalık. Kıyamet entrikası gerçekleştirildi mi? Bu neymiş? Kıyamet entrikası gerçekleştirildi. Düşmanın yerleşim yerinde güçlü bir depreme sebep olabilecek kabiliyete sahip özel bir varlık mühendis mi çağırdı? Oho! Beyler fareler bizim şehrin kapısını kırıp elimize verebilir ha. Farelerin öyle bir riski var. Kaos'ta öldük canım, yarım kalmadı. Elf'te ağacı söktüler, bıraktın öbürünü hatırlamıyorum. Ya ağacı söktüler kanka, bırakalım bir zahmet ya, ne yapalım? Öyle yani, daha ne yapacağız? Kamp kur. O skavenlerden de kurtulmak lazım. Ölüler serisi mi? İşte fırsat buldukça. Rom 2 yarım kaldı. Rom 2 bir seri bile değildi.
Oynamayı mı biliyordum sanki Rom 2'de? Pam pam. Allah'ın nihayet geçti tur. Tamam arkadaşlar. Son zamanlar. Son bir tur. Sıkın dişinizi vermeyin canınızı. Ordu geliyor, ordu. Hem de dehşet salan menzilli nekrolit üniteleri geliyor. Ağızlarını burunlarını dağıtacağız elemanların. Hortlağımız var grupta, lordumuz var. Adamlarımız var, yok edeceğiz herifleri kısmetse. Zaten direkt soluğu buradaki Lucinli şehrinde alacağım. Ki Lucinli'de doğru düzgün hiçbir şey yok zaten. Doğru düzgün bir garnizon yok. Buradaki elemanları aldıktan sonra da şuradaki Mirogliano'ya gideceğim. Bu sefer bölgeleri ele geçire geçire gideceğim. Ve kalan bir miktar paraya şöyle bir topçuları upgradeleyelim. Ya da topçuları upgradeleme. Vampirsel yozlaşma arttıran şeylerden ver. Niye vampirsel yozlaşma alıyorum fazla fazla? Diğer topraklarda da vampirsel yozlaşma yaşansın ki. Bak şu an vampirlik artıyor. Buradaki birlikler hasar görsün. Yani adamlar vampirlikten dolayı rahat edemeyip bina dışına bile çıkamasınlar. Derdim o. Kim bu level alan? Diğer eleman. Açlık, pasif yetenek. Savaşçıların sağlık puanlarını tazeler. Süpersin. Tamam. Seni seçtim Pikachu. Bu arada bunu büyücü kasma imkanımız var. Muhtemelen bunu büyücü kasarız. Bu lord kasılmaya devam etsin. Savaşa az kaldı, geliyoruz. Hazine var dibinde. Nerede? Şura mı? Bu hazine değil, bu bizim şehrin parçasıdır ya. Şu kısmı mı kastediyorsun? Bizim şehrin parçasıdır diye zannediyorum. Tamam tamam, o lordu büyücü yapacağım. Şurayı mı diyorsunuz? Abi yine geleceğim. Ben buradaki elemanı keseceğim. Ardından Taiga şövalyeleri gelecek ve beni doğrayacak değil mi? Yine aynı şey olacak. Aynı senaryo gerçekleşecek. Kromos da hoş geldin. Balım ne soruyorsun 3 yayındır? Görmedim efendim. Kısır döngü kesinlikle Ozan. Kesinlikle. Upgrade'len git dayak ye. Upgrade'len git dayak ye. Hazine o hazine geçen tur oluştu. Bence bu hazine değil. Yok, Nagas'ın takipçileri YouTube serisi. Sadece YouTube'da devam edip buna. İttifak bul bence. İttifak iş yapmaz. Salt and blood. Salt and blood. Hayırdır şövalyeler? Bak askerim yokken savaş açıyorlar. Asker bastığımda kendi kafalarına göre diyorlar ki kardeş barışalım. Sizin de ananızı belleyeceğim. Barışmıyoruz oğlum. Ve Kromos da oh 3 ay olmuş demiş. Prime'ın avantajını kullanarak 3. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kromos da, eyvallah. Ve evet arkadaşlar, bu bir muharebe kalıntısı. Muhtemelen burada para var. Para burada. Hadi bakalım. Hem parayı alırız, hem birimleri deneriz. Ondan sonra da Taiga şövalyelerini indiririz. Ordunuz seferde daha iyi iş çıkaracak ya da ordunuz muharebede daha iyi iş çıkaracak. Enfes bıçaklar, oklar ve zırhlar bulundu. Ya da orduları sağlıklı tutacak mumlar falan vuruldu. Abi muharebede daha iyi iş yapsın. Ağır demir. Zırh delici hasar, zırh ve silah gücü 10 turluğuna. No. Ha, mükemmel. Catch those winds. Abi buraya çıkmak için kaç tur istiyor? Ay. I can taste the salt. The queen of tides. Yelkenler foraya alsam eve gidemiyor, dur. Ready the swordfish. Eve gidebiliyor olsa yelkenler foraya alırdım da eve gidemiyor. Fear the pirate queen. Buradan şuraya dalmak kaç tur? Tek tur galiba. Tamam. Gelecek tur dalıyoruz usta adamlar. Oo, Egemen bebişim. Peki bir şey soracağım. Bu gönlü bolluğu neye borçluyuz yavrum? Neden yani bu seriyi tamamla derken?
Kertenkele adamları tamamlayayım lan. Kertenkele adamlara daha az kaldı. Reklamı geçirdin gene. Otomatik geçiyor, ben geçirmiyorum. Ve sanırım... Dur lan, ben dünkü 9 saatlik yayından ne kadarlık reklam geliri aldım, ona bakmak istiyorum. Bak, dün 9 saat boyu yayın yaptık. Bakalım o 9 saatlik yayından aldığımız reklam geliri ne kadar acaba? Harbiden merak ettim şimdi bir parça. Hop. Ta 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 rarat. Pam pam para pam. Arkadaşlar, 0.59 dolar anasını satayım yani. Ya 9 saatlik yayından 50 centlik reklam geliri mi olur ya? Şu an ben hayal kırıklığına uğruyorum ama. 50 cent ya. 50 cent ya. Ama 9 saat yayın. 9. 9 saatlik yayında 50 centlik reklam geliri mi olur? Tamam, yalan söylemeyeceğim. 59 cent. 0.59. Ama ben 50 cent olarak hesaplıyorum onu. Evet arkadaşlar, oyunun başından beri bekliyoruz, artık savaşma vakti. Selamın aleyküm hırrıme kurrume, gel buraya. Neden? Bir tur daha mı beklemek zorundayım? I'm no mermaid. Hadi. Abi menzillileri falan aldık. Allah'ım inşallah. İnşallah ölmem ya Rabbim. The tides rise to battle. Egemen, bu savaşı kazanırsam bir şeyler var mı? Bunlar seni döver, çırpar, öldürür. Halledeceğiz. Bende. Oğlum yaklaşık yarım saattir oturdum, ünite basıyorum ve tur araları gerçekten çok uzun. Artık savaşı parçalamak istiyorum. Savaşayım, parçalayayım, base'e yerleşeyim, sonra yine bekleyelim. Save aldın mı? Almadım. Almadım ama yenilmeyeceğim. Kim kimin ordusuna daldı? Ben onlara daldım da önemli değil. Hallederiz. Hallederiz. Sen bana sal. Egemen, bu fight'ı alırsan var mı bir şeyler? İnşallah Zephyrus hocam. İnşallah. Nekrolitlerle bende ordu işe yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bu adamlar bizim yakınımıza gelemeden ben onları avlayacağım. Benim nekrolitlerin menzili var. O menzili kullanacağım. Karşıdan ne top var, ne tribüşe var, ne de artileri var. Artileri. Bir de artileri getirsinler. Gerçi roket atar var oyunda, şey yapmamak lazım. Abi bak, bizim oyunumuz şöyle bir size üniteleri göstereyim hafiften. Bizim oyunumuz şu nekrolitlerin etrafında dönecek. Vay anasını vay. Bizim oyunumuz bu elemanların etrafında dönecek abi. Bu elemanları öne bir yere yerleştireceğiz. Bunlar düşman ordusuna atış yapıp düşmanı yıpratacak elinden geldiğince. Bu adamlara sıkıntı çıkarmaya gelen olduğunda... Saygılar beyefendi. Saygılar. Bu adamlara sıkıntı çıkarmaya gelenler olduğunda da diğer ordu devreye girecek. Zombi topçularımız zaten burada. Piyadelerimiz burada. Bastığımız diğer epik üniteler burada. Haydi hayırlısı bakalım. Şimdi bir kurulma zamanı. Muharebeyi bir... Ne muharebeyi başlatması? Abi savaşı tekrarlayabilir miyim? Hayır, savaşı tekrarlamak istiyorum ben. Save aldın mı? Halledersin oğlum. Halledersin. Keko Gamers 2013 olma. Bunlar bir vursun buralara. Bunlar bir vursun. Bir numara toparlan. Bir numara şöyle bir önde bir yerde dursun. İki numara. Mevzilendirmeyi başlatma, muharebeyi başlatı karıştırdım. Çünkü ilk başta büyü gücü seçtiriyor diğer serilerde. Büyü gücünden sonra bir mevzilendirmeyi falan başlatıyorduk. Ondan benim bir devreler şaştı. Siz 3 numarasınız. 3 numara bir şurada bir yerde dursun. Lord sen de 5'sin. 5. Tamam, Lord da şurada bir yerde. Fitleyen Gamers 2013. Piyadelere sıkın. Hadi oğlum sendeyiz.
Oh, I like this. I like İki numara toplan, iki numara toplan. İki numara atlılara çalış. İki numara atlılara çalış. İki numara sık şunlara. Dört. Yıprat düşman ordusunu dört. Üç numara burada bekliyor. Tamam abi, bizim nekrolikler çok güzel iş yapıyorlar ya. Şunlara bir saldırın bakayım. Bir numara ilerle. Lord git diğer Lord'u avla. Şu Lord'a bir sataşma yap. Lord'a bir sataş. Lord'a sataş. Aa, yapıştır Lord'un üzerine. Bas upgrade'i, gir buna. 4 numara okçuları indir. Abi kendi okçularımızı koruyamadık. Kendi okçularımız patates şu an. 4 numara okçular. Abi kendi askerlerimizi koruyamadık ya. Yani silahlılar inecek yani. Silahlılar ister istemez inecek. Beyler dönün, lordu kapatın. Dönün lordu kapatın. 4 numara diğer okçu grubuna. 4 numara diğer okçu grubuna. Nekroliklerin konumu güzel Allah'tan. Nekrolikler sayesinde alacağız büyük ihtimalle. Aa tamam, kaçmaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. Aa, atabiliyor mu? Atamıyor. Savaşçılar toplanıyor. Babaya toplansın, babaya. Birader şuraya vur şimdi. 3 numara vur şu adamlara. Böyle yakın çekimden bir şeyler göstermek isterdim size ama. O lordu bir indirin lan. O lordu bir indirin, zıpkın gelmedi daha. Zırhını falan düşür onun. Çevikliği falan bas. 2 numara kaçanları kovala. 4 şunları tara. 4 numara var ya, hiç bilmesem yüzer kill aldı ha. Hadi beyler, hadi beyler. 3 numara ne yaptı? Okçulara yönel. Okçulara yönel. Öldürün artık lordu. Güzel, düşman lordu öldü. Düşman lordu öldü. 1 numara ilerle. 1 numara ilerle. 2 tara. 4. Şurada toplanan var 4. Onlara bir sık. Abi var ya, nekrolikler 10 numara iş yaptı bu arada. Ben bu kadar iş yapacaklarını tahmin edemedim. Ve ahan da adamları aldık abi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu nekroliklerin hiç yoktan yüzer kili var. Okçuları bir zıpkınlasana yerine. Blue Blue. Abi Dawnstar'a ne zaman gireceksiniz? Abigail sarışın Ege'yi özledim. Kankacım bakarız. Bakarız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yağdırın abi, yağdırın. 4 numara ne yapıyor? Tarayın baba. Oğlum 10 numara yalnız ya. 10 numara bak. Kıl payı zafer dediğine bakma. Biz mevzi bile alamadık. Mevzi bile. Bak abi, 130 kill, 74 kill, 58 kill, 86 kill, 56 kill, 46 kill, 50 kill, 24 burada, 9 Lord'da. Zaten bu adam Lord'u sıkıştırdı. Beyler kazandık. Bitti. Bitti, kazandık. Oyun bizde artık. Yani nekrolitler varken sırtımız yere gelmez. Kaldı ki ben düzen almadan daldım. Düzen alarak dalsaydım yok ederdim. Efendim Ozan.
Vallahi var ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında orduda başka menzilli ünite tutmayacaksın ha. Full nekrolit. Full nekrolit. Yani 20 tane nekrolit değil de böyle bir 10 tane nekrolit. Öne de diz piyadeleri, nekrolitler herifleri duvar etsin. Piyadeler etten duvar olsun. Siz benim orduyu alıp öldürmüştünüz değil mi? Siz benim orduyu alıp öldürdüydünüz. Hadi bakalım. Önce burayı bir talan et. Burayı talan et. Güzel. Burayı talan etsin. Gelecek tur şu lordu da döveriz. Tekrardan dalar şehri alırız abi. Burada zaten korsan koyumuz var. Aha bu eleman seviye atladı. Bir şey söyleyeyim mi? Biz buna yakın dövüş savunması falan alalım abi. Suikast becerisini salla. Keşke skill sıfırlama mevzusu olsa ya. Neyse. Abi cisimleşme falan var baksana. Can puanı, silah gücü falan veriyor. Piyadeye karşı artı 10 bonus falan veriyor. Dur. Şey alalım. Cisimleşmeyi alalım. Saldırıp şeyin bir artsın. Gücün bir artsın. Parayı da aldık. Vurdum binaları da son kademeye basalım. 10 numarayız var ya. Nekloritlere düşman lordunu hedef alırsan tek atıyorlar. 3-4 atışta düşman lordsuz kalınca korsanların korkutma özelliği sayesinde daha kolay kazanırsın savaşları. Valla ben de lorda odaklanıyorum ya genelde. Ve 10 numaraymış gerçekten. Bir şey kaçırdın mı? Cannonball. Normal seriyi kaçırdın kankam. Ya serinin 3. bölümünü kaçırdın yani. Çok enfes bir savaş yaptık. Bir yarım saat falan oyun farmlattı bizi ama enfes bir savaş kaçırdım ve benim burnuma bir koku geliyor ama yanık kokusu gibi de değil gibi de çok garip bir koku ya. Yusuf'cum bu savaşta bütün ordumu gösterdim zaten. Kanka kim milyoner olmak istere katılsam tek yer çıkarım. Bilmiyorum. Yani genel kültürüm yok benim. Shall we cut a deal? Ne oldu Shall I lan? cut your throat? He? Hani az önce asıyordun, kesiyordun. Değil paranı, götünü versen çıkamazsın bu savaştan artık. Bak 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 bak. Ne oldu? Çaydanlık GG yok, Musa çay demlemedi. Hilmi, sen mi osurdun? Abi garip bir koku ya. Serin mi kokuyor acaba diyeceğim de. Ya oyun oynarken ister istemez terliyorsun. Bu kulaklıkta teri emiyor. Kulaklığın pis bir özelliği. Yani. Şimdi pisleşme de blue blue. Böyle gelir arttıran bir şey yok mu ya? Zayiat ikmal oranı artı %6 ver. Seafather! Make them fish Selamünaleyküm. food! Boys, it's payday. Sal mekana, sal 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 sal. Okçular 20 kill almış. Babayı alırdı ben oynasam da üşendim işte tek başıma. Yerli bir edebiliriz. 200 kötü şöhret puanı kazanmak için. İşgal et ya. Ben yavaş yavaş yerleşeceğim abi. Ben yavaş yavaş yerleşeceğim. Buralara ne basılabilir? Seferde hareket menzili. Bir şey söyleyeyim mi? Seferde hareket menzili bizim çok işimize yarar ya. Peki başka bir şey basılabiliyor mu? Topçuları falan base'den basarız artık eşek değiliz ya. Shuriken Leviathan'ı falan da açtık. Burada onu da basmaya gerek yok. Derin muhafızlar da basılıyor. Vampirlerle alakalı bir şeyler basılabilir. Şey yapalım. Abi seferde hareket menzili. Ver. Ve burada adam diriltme şansımız var. Burada o kadar çok adam öldü ki adam dirilsek burada zombilerden yeni bir ordu doğuyor arkadaşlar. Bu zombilerden yeni doğan orduyu canlandırtacağım da bakacak paramız yok elemanlara. Evet, demirci. Asayiş -5 düşman eyaletlerde baskın geliri %20. Bina maliyet düşüşü, sefer hareket menzili, Sartosa birimleri için savunma. Lord'un ortasındaki herkes. Büyüklere karşı bonus kundakçı.
Ateş direnci falan filan oluyor abi heriflerin. Süper. Tamam, yavaştan kaçakçıyla başla. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Lord'u kasarsak Lord çok epik ha. Lord'u kasabilirsek Lord çok epik. Admiral of the fleet. Birader, sen buradan birkaç zombi uyandır. Şişmiş ceset uyandırma. Şimdi gelecek tur buradaki orduyu saldırıya göndereceğim. Şuradaki orduyu da Luigi'ye göndereceğim. Hani orayı savunsun diye. Marş vaziyetinde yollarım elemanı. Hem bir tur adamların dinlenmiş olur. Şuradaki adamların ana kentini alacağım. Gerçi burada havan topları falan var da. Ben bir save alayım da dur, ne olur ne olmaz. Gelecek tur batırır Voka dersem, şu an bu birimleri ben çok beğendim. Bu birimlerin başına bir şey gelsin istemiyorum abi. Twitch seriyi al. Sakın şöhretini çok hızlı arttırma. Niye? Arttırmıyorum da zaten. Götün götün artıyor kanka. 10-10 falan artıyor baksana. 28 puan artıyormuş işte. Öldürülen düşman birimleri için ve korsan koyları için. Seni seviyorum abi. Eyvallah. Eyvallah. Buluyor buluyor. Eyvallah. Ya pisleşmediğin için teşekkürler. Sağ olasın. Sakın o birimleri kaybetme. Ya kaybedersek, Lord ölürse 4 tur Lord'u bekle. 3 tur birimlerin basılmasını bekle. Ha bir de bunun üzerine para kasmayı bekleyeceksin tabii. Yine oyun bekleme simülatörüne döner. O yüzden yok oluruz yani. Efsanevi korsanlar saldırıyor. Hayda. Live'da gene başlamışsın sıkıntılı kitlelere hitap etmeye derken. Cafer'cim. Hangi sıkıntılı kitleler? Yani ne yaptım ki live'da? Evet, sonra bekleme simülatör 2013 olur. Oğlum live'da EU4 yok ki. Ana kanalda EU4 var. Ana kanalda Hearts of Iron 4 da var. Şöhretin arttıkça şöhret puanını geçtiğin korsanlar haritanın sana yakın olan kısımlarında belirip seni yok etmeye amaçlıyorlar ve gereksiz güçlüler, kaostan bile güçlüler benim gözümde o korsanlar. Abo. EU4 eşittir çöp 4. Yok, oyun güzel. Oyun güzel. Oyunda sıkıntı yok. Abi Hearts of Iron 4 de Samet Güngör'de. EU4 de Samet Güngör'de. Live'da yok yani öyle bir ordu. Ki öyle bir ordu diyorum ya. Öyle bir şey. Şuradan bir ilerle bakalım. Ve şuradaki orduyu buraya getir. Ya Sartosa'nın kendisinde zaten herhangi bir asayiş sıkıntısı yaşamayız. Evet, ben burayı tutamıyorum abi. Burayı ben vampirleştirene kadar burası benim canımı okuyacak. Burada isyanlar çıkıp duracak yani. Oha, havan topu diriltebiliyorum lan. Havan topu diriltmek ne demek ya? Güverte bombacılarından diriltebiliyorum. Silahlı güverte bombacılarından diriliyor. Güverte topçularından diriliyor. Para eksi de olunca oyun bitiyor muydu direkt? Ona göre atacağım da birimleri. Egemen. Egemen. Alo. Direkt bitiyor mu oyun? Asayiş falan düşüyordur lan. Direkt bitmiyordur ya. O kadar kolsuz değilim mübarek. Direkt bitiyor mu oyun? Ha, ordudaki birlikler yavaş yavaş ordudan çıkıyor, iflas ediyorsun. Hala eksi 42. Lan kimi görev çağırıyor? Lord öldü. Lan Lord niye öldü?
Admiral of the fleet. Adamımı attım lan Kazara Lord yerine. Adamımı attım oğlum. Admiral of the fleet. That is not. Abi saniye, bu herif isyana kalktı galiba. Blood and plunder. Against the code. Ha, lordun ordusundan adam silince isyan etti. Aa! Not this officer. Niye lan? Crew, to me. Dur baba, ortalık karışıyor, dur. Ortalık karışıyor, dur. Abi bir şey olmaz, bir tane lordun isyanından ne olacak? Şunu döveriz, bu kendine adam toplayacak da edecek de, oho. Ekonomisi de yok herifin, sıfır ekonomiyle ne yapabilir ki bana? Hiçbir şey yapamaz. Deniz savaşı yok oyundan, maalesef. Bravo süper zeka. Oğlum ne yapayım? Para eksiye düşmesin diye ordu atmak durumundaydım. Ben de ordu atmaya çalışırken bu herif benim ordumu dağıtıyor deyip şey yaptı lan, yok etti beni. Erken final değil. Ya gelişemez, bu tur adam bassa zaten burada daha fazla adam var, gider döveriz. Şu Miraglione'da çok garip şeyler oluyor. Sıkıntı. Güzel seriydi. Yahu bir şey olmaz. Ey mal lordu, senin ben olmayan beynini. Ya orada hiçbir şey yapamaz. Abi tek başına gelip buraya dalıyor. Allah aşkına tek başına ne yapabilir? Yok, çok merak ediyorum. Sadece seyredeceğim. Korsan lordların oyundaki en sadakatsiz lordlardandır. O lordlara sürekli savaşı sokup onları ödüllendireceksin. Ya da şöhret kazanmak yerine kazandığın savaşlarda lordlarına pay vereceksin. Anladım. Bir de yeniyormuş. Ya gitsin babayı yensin ya. Çok merak ediyorum. Sinematik modda izleyeceğim. Bizim lordu saklayalım yeter. Çünkü bu bacımın çok zarar görmemesi lazım. Lord'u saklayalım yeter abi. Bak şu evin oraya saklanacağım ve elemanın gelmesini bekleyeceğim. Abi adam mevzilendirmeyi başlat, dur. Adam tek başına isyana kalktı ya lan. Oğlum adam tek başına isyan etti ya. Tek başına. Ablacığım sen buradasın. Siz bir numarasınız. Bir numara buraya. Dalmaya korkar ki. Gelemez ya. Şunların hepsi... Dur. Şunların hepsi iki numara. İki numara arkaya doluş. Bunlar da üç numara. Gel böyle. Şu havan topu 4'te. Ablam 5'te. Avan topuyla vuracağım herife birazdan. Ben adamı izleyeceğim abi. O birimleri kıpırdatmayacağım yani. Şeyden korkuyorum ben. Adam tek başına güç çizgisinde %10'luk yer kaplıyor. Yerim ben onun gücünü, benim de havan topum var. Aa, topu dojluyor. Hadi oğlum, göster kendini. TR Furkan 05, Seren Babuş iyi yayınlar, iyi savaşlar demiş, teşekkür ederim. Bu savaş sayılmaz gerçi.
Arkadaşlar yalnız herif alan yedi ama bana mısın demiyor. Herkes de ateş ediyor ama yine bana mısın demiyor. Arkadaşlar. Beyler adam havan topuna kafa attı ve hiçbir şey olmadı. Farkında mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Adam geliyor vallahi. Aha! Aha ne oldu, bir ebesi devrildi onun. Ebesi devrildi onun. Onu yiyeyim. Ne yaptı? Artı 9 bastı kılıcına. Onu s**im. Goodbye my lover. Artı 9 bastı kılıcına abi. Gerçi birazdan ölecek yani, bu gerçeği hiçbir şey değiştirmiyor da. Onurlu bir ölüm ha. Onurlu bir ölüm yani. Abi geldi 9 kişiye şeklini koydu gitti. Bak öyle deme. Geldi 9 kişiye şekil koydu gitti. Adam yürek yemiş gelmiş. Adam geldi şeklini koydu ve gitti yani. Öldü ama ölürken de şey yaptı yani. Ölürken de aralarından birkaç kişiyi aldı. Hak lan, bu herifin 9 kili var. 10. kişi nasıl öldü? Tansiyonu çıktı büyük ihtimalle. Azay posso. Ey yavrum ey ya. Admiral of the fleet. Ablacım. Sen güzel admiralsin. Savaşçıların can puanını yenile. Birader gel. Ha sen değilsin. Level alan bu. Hortlağa ver bakayım. Hortlak. Öldürücü soğuğu al. Blue blue. Kelime-i şehadet getir. Evet evet evet. Evet blue blue. Baya sen gaza geliyorsun kanka. Çabuk yükseliyorsun gibi. Ve Cenk Efe tek başına ordunun içinden geçiyor HD izle. Gidebildiği kadar, geçebildiği kadar geçti. Saygı duyuyorum şimdi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Nasıl bir hıçkırıktı o ya? Selamun aleyküm. Base'i almayı bir deneyeceğim. Alamazsam bu save'den devam edeceğim. Ve yeni bir oyuna geçeceğim. Ben bu base'i alır mıyım? Bok alırım ya. Bok alırım, adamlar çok kalabalık. Gerçi abi şu herifler kapıyı yardığı gibi içerideyiz ya. Kapıyı yardığı gibi içerideyiz be baba. Yararlar değil mi lan kapıyı? Alırız lan. Salt and blood. We fight. Alırız lan. Alırız, 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 alırız. Alırız. Alırsın. Ama boruyu. Alırız, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Adamların tüfekçileri falan var. Abi, nekrolikleri dikeceğiz. Nekrolikler uzaktan 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 sıkacaklar heriflere. Aynı zamanda kapıyı tarayacaklar. Lord'la beraber diğer bütün hepsi surların üzerine çıkacak ve ana savaş surların orada dönecek. Şu orduları en önden salacağız. Bunlar karşı tarafla vuruşup can kaybedecekler. O arada yaz günler de kapıyı kırmaya çalışacak nekroliklerle beraber. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan gireceğim çünkü buranın girişini daha çok beğendim. İki numaraları öne alıyorsun. En önden bunlar gidecek abi. Bunlar mermi süngeri, tamam mı? Bunlar mermi süngeri olacak. Dayaklarını yiyip dönecekler. Lord ve adamları merdiven kurup yukarı çıkacaklar. Savaş merdivenleriyle Lord ve adamları.
4 numarada bulunan nekrolikler buradan kapıya sıkacaklar. 3 numarada bulunan elemanlar da kapı kırıldığında içeri girecekler. Hadi hayırlısı. Alamazsan 2 TL atarım, o kadar güveniyorum. Teşekkür ederim kanka. Şimdi 4 numara. Kapıyı harasla. 3 sen de kapıya. 1 numara yukarı çık. 2 numara sıkış şunlarla. Askerlerini daha uzun hatta koy. Onununki. Bu adamlara ne oldu peki? Bir bileniniz var mı? Kapıyı direkt yok etti ya. Nekrolitler. Havanlar sıkıyor galiba. Havanlar sıkıyor, havanlar. Yavaş lan! Bismillahirrahmanirrahim. Tüm hasarı tuttu herif. Kapı açıldı. Surlara sık. 3 numara gir içeri. 1 numara sen de gir. Sen de gir. Sokarım merdivenine. 2 numara gir sık. Abi kuleleri al. Kuleleri al. Kuleleri al. Ordu kule hasarı yemesin. Kuleleri al. Gir içeri. Evet, bu Lord muhtemelen burada ölür. Bu eleman burada ölür abi. Bu eleman burada ölür. Korkaklar savaştan kaçıyor. Oğlum adamların yarısı geri vites yaptı lan. Adamların yarısı içeri girmeden geri vites yaptı ya. Vallahi adamların yarısı içeri girmeden geri vites yaptı ya. Oğlum girin içeri. 4 numara ne yaptınız? Kırdınız. Kır şunu. Şunu da kır. Free Company! Birader içeri gir, içeri, içeri. İçeri gir. O adam bizi dinlemiyor ki. Lord'a bir sakatlama vur. Zıpkınla Lord'u, Lord'a dal. Bir numara sen de Lord'a dal. 3 numara ye bunları. 2 sık. Vallahi binalara da güzel vuruyorlar ha. Abicim içeri girmiyor ki adamlar. İçeri girin bir ya. Tamam. Bizim hatun var ya, Lord'u yok ediyor ha. Tamam, Lord'u yok etsin yeter. Aklını falan da indirin aradaki. Tamam, şimdi burayı tara. Kapılara mapılara çok güzel vurdu elemanlar. Abi içeri girer misiniz artık ya? İçeri girin de düşman Lord'u öldü, güzel. İçeri girin, çatışma içten dönsün ya. Çıkın yukarı. 3 numara şunları al. 1 numara çık yukarı. Abi 2 numara bir boka yaramıyor bu arada ya. İki numara bir boka yaramıyor. Lord'u ilk gördüğünde erkek sanıyordum. Kız olduğunu söyleyince yıkıldım. Kız kanka, kız. Ve fanboy. Daha önceden bağış atıyordum. Bilmem hatırlar mısın? Ama artık en iyi donatörlerimden biri benim. Bunu unutma Ray istemiş. Eyvallah fanboy. Teşekkür ederim. Ye bu adamları. Üç numara ilerle. İki numara sıka sıka ilerle. Bir numara adamları yiye yiye git. 4 sık. Ya kuşatma savaşında bu adamlar dışarıda kalıyor. İşin en kötü yanı bu. Yani içeri girecek hakiki ordular lazım. Düşmanı yok ediyor da.
Şu Hisar Kulesi'ni de yıkıp. Abi Hisar Kulelerini falan da yıkıyor elemanlar, daha ne yapsınlar değil mi? 3 numara ilerle. Hatta 1 numara sen de şöyle ilerle. Sen de şöyle ilerle. Oğlum çılgın gibi dövüşüyor lan bizimkiler. Siz de sıkın onlara. Maske 35 TR 3 ile 3. ayını kutlamış. Selam babuşum, yine katliam yapıyorsun, iyi yayınlar demiş. Maske çok teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Sana da iyi seyirler diliyorum kankam, çok çok sağ ol. Adam TR 3 abonelik almış ya. Kanka kesene bereket. Kesene bereket ve beni buna layık gördüğün için çok teşekkür ederim gerçekten. Hadi Lord, hadi Lord, biraz adamlarının yanında dur. Güzel, siz dışarı çıkanları yesenize. Ya 2 numara artık ne olur içeri gir ya. Ne olur içeri gir ya. Ne olur içeri gir artık ya. Abi bu adamları içeri sokamadım. Bu adamlar içeri girmiyor. Şu ikisi sakat. Oğlum girsenize şuraya. Abi levellere bak. Adamlar levelin kralını aldı. Lord uç. Şu tüfekçileri yerine sabitle. Artı 9'unu bas. Lord koş. Lord baba koş. Yaşgüller siz de girin baba. Alpim 5 lira göndermiş. Samet'im demiş. Kankam hoş geldin. Allah kabul etsin. Allah bir Ramazan'ı daha beraber geçirdik babuşlar. Onun mutluluğu da var içimde. Evet Allah'ın cezaları. Nihayet surun içine girdiğinize göre şu adamlara sıkar mısınız? Teşekkürler. Nekrolitlerinde kurşunlar bitmiş ama nekrolitler yine yapabilecekleri en kral işi yaptılar. Bir numara adamları kovalamaya devam et. 3 numara mortarları ye. Adamları kovalamaya devam. Lord'un ordusu adamları kovalamaya devam edecek. Abi korsanlar çok iyi savaştı. Zombi topçuları iyi savaştı. Şuna bak, yaşgüller seviye almaya devam ediyor. Oğlum hadi hadi hepiniz hepiniz. Aşırtma sıkabiliyor mu bizimkiler? Kapıdan girebilecekler mi? Saygorlar falan kapıdan giremiyordu misal. Kapıdan girebilecekler mi onu bir deneyeceğim. Güzel. Biraz hızı arttırayım. Bizimkiler kesebildiğini kessin diyeceğim de. Geçebilecekler mi kapıdan onu merak ediyorum. Aa direkt surun bir parçasını kırıp. Oğlum siz başından belli girebiliyor muydunuz? Sikemlendik. Bunlar sığmıyor diye ben içeri sokmadım. Sikemlendik. Abi bu arada 112 kill, 76 kill, 68 kill. Yaşgül avcısı muhtemelen öldü. Şu piyade birimi tüfekçiler çok sıktı ilk başta. O tüfekçilerden kaçarken indi aşağı.
Lord 16 kill, Lord kill alamamış ki. Düşman lordunu öldürüp korkutarak kaçırdık ya elemanları muhtemelen. Adamlar içeri girebiliyormuş birader. Bana kimse bunun haberini vermedi. Emre hoş geldin. Güzel, bu şehri alayım. Ben adam basmaya devam edeceğim. Yani zombi topçularının sayısını azaltırım muhtemelen. Yasgüllerden almaya devam edelim. Yasgüller harbiden çok iyiymiş. Bu kadar kötü kazanacağımıza kuşatma altında bıraksak daha iyiydi. Ya nereye daha iyi? Ve maske 35. Babuşum seni yeni deri YouTube'da... babuşum seni yeni değil YouTube'da neydi bu zombilerden kaçıp kapı pencere kapattığımız 10.000 abone zamanından beri de takip ediyoruz. Sen en iyisine layıksın demiş. Maske çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ve 50 lira göndermiş. Eyvallah kanka. Eyvallah. Zombilerden kaçtığımız şey değil mi? Project Zomboid serileri. Hey gidi hey ya. State of Decay serimiz de vardı. Hepsi güzeldi ya. Evet. 20 bin mi? Abi talan et. Sonra gir. İşgal et. Aldım kardeşim. Aldım kardeşim. Evet, bizim de muharebede ölenimiz var ama yapacak bir şey yok. Olanla ölene çare yok. Burada yalnız var ya, bir adam öldü. Buradan bir adam kaldırılır. Project Zomboid, aynen babuşum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adem abi, aa çürümüş Prometean'a binebiliyor Lord. Ama Lord Prometean'a binmesin ya. Prometean'a binerse yukarı taraflardakileri falan şey yapamaz, alamaz. Lord'a en iyisi binek vermeyelim şimdilik. Surların üzerine falan gidemez, o sıkıntı olur. Sefer menzilini arttır. Burada şu binaları bir tamir et. Arkadaşlar bu arada bu bizim skavenlerle yüz göz olmamıza sebebiyet verdi. Skavenler gelip böyle bize şekil şükür yapabilir, iş koyabilir. Yerelden havan topu basılabiliyor. Abi bir şey diyeceğim. Nekrolit sayısını arttıralım mı? Meydan savaşlarında var ya, milletin eline veririz ha. Nekrolit sayısını arttırırsak. 5 tane piyadem var. Güzel, piyadem yine ölmemiş. 2 tane adam öldü. Birisi zombi korsan topçularından, diğeri de şu avcı, epik ünite. Abi ben bunların yerine yaskül istiyorum. 2 tane yaskül bassam şeyden. Küreselden. Yani... Çok para ama sonuçta aynı şeyi yiyor değil mi? Yaskül sayısını falan arttıralım ya. Yaskül artı top. Bir yaskül artı bir top da olabilir. Abi hero sakallı değil ya. Kadın kamuflaj yapıyor böyle kemikten kıyafetlerle falan. Evet, 5. nekrolit de çok tatlı yargı dağıttırır. O zaman 5. nekrolit'i alalım. Zaten Lord da bizimkilerle savaşıyor. Lord ve Yaskül'ler bence idare eder. Bir tane de zombi korsan topçu alalım. Şimdi Sartosa'da yan eyaletlere vampirlik ver. Ve buradan güverte topçularını aç. Bu eyalet içinde... büyüme al, büyüme al. Var ya, bence 10 numara oldu ha. Bence 10 numara bir bölüm oldu. Ve TR Furkan, savaş ganimetlerinden de zırh geldi demiş. Furkan'cığım desteğin için teşekkür ederim bu arada, eyvallah. Talih'in zırhı var bizde. Diğer kumandanda da sıradan zırh varmış. Silah cinnetkar kılıcı. Güvercin yolan Padantifi'nin muskası var. Evsun'la eşyam ve bineğim yok şu an. Ama bayağı iyi durumdayız. Ve fanboy, bu orduyla babuşlarla Samet'in ponçik göbeğiyle dünyayı fethederiz. Hayırlısı kanka. Bu orduyla babuşlarla ve benim ponçik göbekli. Umarım, umarım. Arkadaşlar şimdilik save alıp salalım. Bence güzel ilerledik. Yani farmlamak için bayağı bekledik ama ben beklediğimize değdiğini düşünüyorum açıkçası. Ve Ege, bebeğim benim acil seni bulmam lazım. Sebebi anlamışsındır muhtemelen. 15 dakikalık molaya ihtiyacım var. 10-15 dakikalık. Save'i alıp öyle çıktım değil mi? Save'i aldı.
Umarım save almıştır. Ege'ye geçiyoruz arkadaşlar buradan Ege'ye. Buradan Ege'ye geçiyoruz. Ben 15 dakikalığına yokum çünkü. Tararant, tararant.